Merhabalar, Bu Güzel Soy kanalındasınız. Ben Burak Güzelsoy. Bugün One Piece'in 19 en yüksek primeları, en yüksek wanted afişleri olan karakterlerden bahsedeceğiz. Bunu şöyle bahsedeceğiz. Bazıları zaten açıklanmış, bazıları da açıklanmayıp ama var olduğunu da biliyoruz. Bize verilen bilgilere göre ve gelişen manga olaylarına nazaran öyle bir kendimizce bir klasman yapacağız. Bir parantez yapmam gerekirse, yani shonenlerde bir güç klasifikasyonu yapmaları hep böyle belli olaylardan, belli klasman, harf veya da güç gösterimiyle gösteriliyor. Bence bu klasman genelinde One Piece'in gösterimi, yani güç gösterisi bana kalırsa Wanted afişleriyle çok çok orijinal, çok da güzel bir yöntem. Ve direktmen başlayalım. Bu video iki parttan olacak. Yani 19 Prime var, 19 Wanted afişi var. Şu an ilk onu yapacağız. Sondan başlayarak. Şimdi ilk klasmanımız 3 milyarla 3,5 milyar arasında olan. Wano Kuni olaylarından sonra aslında çok şaşırmadığımız 3 tane Prime geliyor. Wanted afişi geliyor. O da Kid, Law ve Luffy. Tabi bunların içerisinde bazıları şey diyor, hani Luffy daha fazla aslında hak ediyordu. Doğru ama Big Mom ile Kaido beraberinde toplamında 9 milyar edildiği için ve bu 3 süpernova aslında bunların iltifakları sayesinde bu 2 empereur'ı yok ettikleri için aslında 3 o 9 milyarı 3'e bölüp öyle gösterirler. Ama tabi kendi aramızda Luffy fazlasıyla, hani onların içerisinde Kid ve Law'a nazaran fazlasını hak ediyordu. 16. sırada da aslında bizim bildiğimiz son zamanlarda yeni tanıştığımız bir karakter, o da Sabo'dur. Sabo, hatırlatmam gerekirse, bize tanıtıldığında o zaman gerillanın, devrimcilerin, yani Monkey D. Dragon'un sağ koluydu. Dolayısıyla devrimcilerin içerisinde 2 numaraydı. Sabo bize gösterildiğinde 602 milyon afiş birisi vardı ki o zaman da Luffy Doflamingo'yu yenerken, ki o zaman daha yüksek bir afişe sahipti. Diyecek bir şey yok. Sabo çok güçlü, inanılmaz bir haki dayanımı vardı. Ryu vuruşunu hiç unutmuyorum ki zaten Mera Mera no Mi meyvesini yedikten sonra onu da daha tehlikeli etmiştir. Çünkü Barglass, yani Korohige'nin bir komutan şefi olan Barglass'ı kolaylıkla yenmiştir. Ve Fujitora'ya karşı hiçbir hasar almadan güzellikle dövüşmüştür. Tabi kendisi sonrasında demiştir, aslında Fujitora tam anlamıyla tam gaz dövüşmedi benimle. Hani o ayrıntıyı da geçmemek lazım. Bana kalırsa son zamanlarda Wanted afişini çok yukarıya taşıyan birçok olay olmuştur. Birisi de Gorosei ile Imu'nun varlığını görüp ve bilmesi. Çünkü biliyoruz, hani Gorosei Imu'ya saldırmasından ziyade Imu'yu görmesi bile büyük bir tehdit oluşturuyor. Çünkü büyük bir sırrı öğrenmiş oluyor. Zaten bunları bilip saldırması ayrı bir konu. Devrimciler dünya hükümetine zaten alenaden bir şekilde saldırı başlatmışlardır. O da bayağı yukarı şişirir. Bilhassa da Kobra kralının onlar tarafından öldürüldüğüne de şahit olması da büyük bir olay. Bence 3 milyar 100 milyon beriye sahiptir afişi. Şimdi bu rakamlarda bence oynar. Oynamasa bile ben şunu düşünüyorum. Yani eğer Prime'ı aynı kalırsa, o zaman demek ki Goroseiler Lüzyan'da öldüğünü düşünmüşlerdir Sabo'nun. Şayet öldüğünü bilmezlerse kesinlikle 3 milyar 100 milyon beriyi rahatlıkla ediyor Sabo. 15. sırada aslında birden en yüksek, yani arttırma olarak en fazla arttırmaya sahip olan Buggy'dir. Çünkü Buggy 15 milyondan 3 milyar 189 milyona çıkmıştır. Buggy aslında biraz enteresan bir örnektir. Zira kendisi gölgede kalmış bir karakter, bir korsan. Zira Goldie Roger öldükten sonra kendisi hani Grand Line sularına açılmaktan ziyade East Blue'da kalmayı tercih ediyor. Ki East Blue biraz daha hani zayıf bir su olarak biliniyor. Grand Line buna nazaran çok çok daha riskli ve tehlikeli. Captain John'un hazinesini de bulmaya çalışırken doğrudan Impel Down'a gönderilmiştir. Ve Impel Down'da olan, Luffy'den ötürü olan böyle karmaşık olaylar, kaçış olaylarından da istifade ederek böylelikle zaten Marineford'a kadar Buggy
çıkarılmıştır ve görülmüştür alenaden Marine tarafından. Marine Ford olaylarından sonra tabii ki de Buggy üzerinde bir araştırma, derin bir araştırma yapılıyor ve Büyük Goldie Roger'ın Oro Jackson'un içerisinde bir member crew'dur. Bunu bildikten sonra şişirmesine sebep oluyor, lakin hemen şişirmiyor çünkü Chichibukai oluyor önce bir Buggy ve Chichibukai olduktan sonra 15 milyon beri Wanted afişi bir donuyor. Akabinde zaten Chichibukai sıfatı, terfisi yok olunca ve cross-guild'den yapılınca birden imparator oluyor ve birden inanılmaz bir yükselişle 3 milyar 189 milyonla 15. sırada Buggy vardır. 14. sıralamada çok güçlü olduğunu bilip aynı zamanda mistik bir karakter, tam olarak bilinmiyor gücünü, bir gösterim yapılmıştır ama tesiri büyük olacak ve ortaya çıktığında da One Piece'te inanılmaz bir tesiri olacağına inandığım karakter Skipper Gaban'dır. Çünkü Skipper Gaban Oro Jackson'da Goldie Roger'ın 3. şahsıdır, 3. ismidir. Roger Raleigh'den sonra tabii ki de. Gaban'ın asıl görevi o member'ın, o grubun içerisinde Oro Jackson'daki o voiliyi, yani o yuvarlak şeyi tutan ve navigasyon görevi yapan, aslında Mugiwara'daki Jinbei gibi. Ve Gaban'ın da bir önemi daha, Road Pony Gift'leri birleştirerek ve çözümleyerek Loftel'e götüren şahıstır. Bir de zaten biliyoruz, o da böyle biraz isim koymayı seviyor. Böyle biraz foreshadowing isimlerle, numaralarla koyduğunda sevdiğini de koymayı sevdiğini bildiğimiz için. Burada da mesela Goldie Roger altındır. Silver Raleigh silverdür. Ve Skipper Gaban'da da Scope vardır. Orada da bronzdur. Ondan dolayı hani bronz olmasıyla 3. şahıs olayında olması daha doğrudan ilişkilendirebiliyorum. Güç gösterimi olarak biraz Oden'le antrenman yaparken ki gördük. Çünkü Oden'le Gaban, hani o sahneye baktığımızda match oluyor gibi görebiliriz. Aynı zamanda bilmediğimiz bir karakter yani. Çünkü ölmediği belli. Yani Goldie Roger'ın takımı dağıldıktan sonra nerede olduğunu bilmiyor kesinlikle ama olay, yani gün yüze çıktığında bence senaryo anlamında büyük bir gelişmeye sebep olacaktır. Ondan Skipper Gaban'a 3 milyar 300 milyon beri diyorum. 13. sıralamada bildiğimiz, tehlikeli olan, inanılmaz güçlü olan Kuzen Aokiji vardır. Kuzen Aokiji şu an biliyoruz ki korsan tarafına geçmiştir ve 10. komutanlığını yapıyor. Kara sakalın. Ya Aokiji'nin Marineford'da olsun, birçok zamanlamada olsun, yani Doflamingo'ya karşı birçok dövüşe girip ağır bir, hiçbir şekilde hasar almamıştır. Yani hasar almamıştır derken yaralanmamıştır. Aokiji'nin çok kötü durumda olduğunu bilmiyoruz. Üstelik Sakazuki gibi şu an Marine'in top isimlerinde de 10 gün boyunca Punk Hazard'da dövüşmüşlerdir. Marine şef kim olur, kim o terfiye sahip olur diye dövüştükleri bir şey. Gerçi o da bana biraz mantıksız geliyor. Yani Marine'de terfi için dövüşüyor muyuz? Belki de bir anlaşmazlık uğruna yapıldı. Aslında Aokiji'nin Marine'e karşı bir darbesini görmedik. Ta ki Gahpla dövüşüne kadar. Çünkü Gahpla Kobi olayları büyük bir olay olacaktır. Büyük bir trajedi olaya da bağlanacaktır. Yani trajedi demeyeyim de büyük bir olayın oluşmasına sebep olacaktır. Aokiji de onun zaten hani o dövüşün son vuruşunu yapan, son o buzlu dövüşünü yapan insandır. Bir de Aokiji de amiral olduğu için birçok sır da biliyor. Bu sırrı da zaten, bunu nereden biliyorum? One Piece Z filminde Zefa Sensei'leri var. Zefa Sensei tabii çok kanon olmasa da Zefa Sensei aslında anti-amiral, amiral olup birden yani şey, montunu, yönünü değiştiren bir karakterdir. Ve amiral iken birçok sır verdiklerini bu filmde zaten öğrenmiş oluyorsunuz. Bunu bilmesi onun afişini şişirir. Bir de hani Blackbeard'in zaten grubuna ait olmasın, yani Kurohige'nin grubunda olması bayağı şişirir. Bunun da zaten en büyük örneği, yani bazen afiliyet olması bir gruba o bile şişirmesine sebep oluyor. Bunu anlatan örnek zaten Sanji Nami Brook, Doflamingo'nun çöküşüne bilhassa kendileri rol oynamasa bile Wanted afişleri artmıştır. Niye? Çünkü Mugiwara'ya bağlı olduğu için. Ve bunları hepsini göz önünde bulundurduğumuzda
Ben Kuza'nın 3 milyar 500 milyon 930 bin beri olduğunu düşünüyorum. Diyeceksiniz ki ya 930 bin ne alaka? Çünkü 93. Yani Kuza'n. 12. sıralamada Dracul Mihawk var. 3 milyar 590 milyon beriyle. Bu karakter iki imparatordan daha yüksek olup imparator olmayan bir karakterdir. Dracul Mihawk aslında yani epeist anlamında, sabreur yani kılıç ustalığı anlamında bir numara bir karakterdir. Ama tam anlamıyla kiminle dövüştüğü bu title'ı, bu unvanı almak için bilmiyoruz. Neler yaşadı? Neler yaptı, hangi olaylara karıştı da bilmiyoruz. Çok da karışmadı aslında. Sadece Marine Avcısı diye bir lakabı vardı çok önceden. Ve sürekli aslında rivalsı olan, onu da Ak Sakal diyordu, Beyaz Sakal diyordu ki yani Shanks'a derdi. Sürekli hatırlıyordu Shanks'la Dracul Mihawk'un sürekli ikisi de böyle antrenman dövüş yaptıklarında. Bu olayların olmayışı aslında şunu diyebiliriz. Dracul Mihawk'un Marine avcılığından ziyade sadece gücüne dayalı bir wanted afiş olmuştur. Ve bu sıfat çok tehlikeli olduğunu anlamına gelir. 11. sıralamada bilmeyeceğiniz yani tahmin etmeyeceğiniz bir karakter ama çok yüksek bir rakamı olduğunu düşünüyorum. Ve bu dünyayı aslında biraz geliştiren, değiştiren insanlardan bir tanesi. Ama bu arada unuttum söylemeyi. Yani bu Güzel Soyuk kanalına abone olarak işte siz de tartışma yapalım. Hani düşüncelerinizi yorumlarda da aktarabilirsiniz. Ve Discord reklamını da yapmış olayım. Çok güzel bir zümremizle bir Discord'umuz var. Orada birçok kategoriden ayrılma. Bunların hepsi açıklamada mevcut. Bunu dedikten sonra da 11. sıralamada Oden Kozuki vardır. Çünkü evet, Oden Kozuki'nin de bir wanted afişi olduğunu manganın bir sahnesinde aslında biliyoruz. Oden diyecek bir şey yok. Bırak imparatoru yenmeyi, bir imparatora traumatizmayı, anksiyeti yaratan bir karakterdir. Ve aynı zamanda Beyaz Sakal'ın sağ kolu olarak yapmayı düşündüğü karakter ve Oro Jackson'da görev yapan Goldie Roger'ın da adamıdır. O kadar hafızalara yer edilmiştir ki Sengoku ve Sakazuki bile hatırlıyordu Oden'i. Ve Oden'in sayesinde aslında poneglyfler okunabilip Goldie Roger Loftel'e gitmeye başarmıştır. Ve kendisi de Loftel'i görmüştür. Şimdi zaten bir kere hani poneglyfi okuması ki aynı zamanda bir Kozuki'dir. Kozuki ailesi zaten bu yani yıpranmaz, kırılmaz poneglyf kaligrafileri yapmışlardır. Bir o olayı tehlikeli. Bir onu okuması ki o zamanlarda başka kimse okuyamaz aslında poneglyfleri. Yani imkansızlık da vardı. Bunun olması önemli bir olay. Tabii ki de Loftel'i biliyor. Joy Boy'u biliyor. Dolayısıyla dünyanın sırrını biliyor. En önemli şeyi de demedim. Kozuki Oden inanılmaz güçlü bir karakterdir. Sadece bir zayıflığı haki olayını çok pratik ve antrenmanını yapamamıştır. Zaten bu haki kullanmasını Beyaz Sakal ve Goldie Roger ile beraber biraz da keşfedip öğrenmiştir ki sonunda da zaten Aoshoku'nun hakisi var. Yani kral hakiye sahip olduğunu da biliyoruz ve zaten bunun bütün gösterimi ve bütün tehlike oluşu ve aynı zamanda hafızalarda kazınık oluşu onu zaten şeyde gördük. Wano Kuni'deki Kaido'nun flashback'lerinde gördük. Ondan dolayı Kozuki Oden'e 3 milyar 800 milyon beri diyorum. 10. sıralamada bana kalırsa normalinden çok daha az da tutulmuş bir wanted afişidir. O da Marshall D. Tisch'tir. Diğer namıyla Korohige. Bunun da bir sebebi var çünkü Marshall D. Tisch biraz da karanlıklarda hareket eden ve belli bir yerden önce çok daha hani bilinmeme taraftarı bir olaylara karışma eylemi vardı. Ve kimse pek tehlikeli olduğunu bilmezken tehlikeli olduğunu tek bilen Shanks'tır. Çünkü o gözündeki 3 tane izi yapan Korohige'dir. Ve üstelik Shanks şunu da diyor. Ben diyor gardımı düşürmedim. Dikkat etmeme rağmen bana bu yarayı yapabilmiştir. Bu Shanks'a bunu yapmak büyük bir olay. Tabii 3 milyar 990 sayısının yani 3996 yani San Kukuru ki Kukuru kalp demektir Japonca. San da 3 demektir. Yani biliyorsunuz bu Korohige hakkında aslında 3 kardeş olduğunu, 3 tane can olduğunu
bir gölgede 3 tane karakter barındırdığını da sürekli teorilerde dönüp dolaşıp söyleniyor. Zaten bu teoriyi de biraz kuvvetlendirmiş oluyor. Demiş olduğum gibi Korohige biraz daha hani olayların son noktalarında çok can alıcı noktalarda çıkıp ve yaptıklarından sonra belli bir dramatik olaylarına silsileli bir şekilde sürükleyen karakterlerden bir tanesidir. Ki biliyoruz ki Eged olaylarına önemli bir rol oynayacak ve Eged Aysan'ın civarında Korohige'nin bayrağını taşıyan bir gemi gördük. Winner Aysan olması gerekiyor. Orada da zaten Law'u da yenmiştir. Bir süpernova, 3 milyar değerindeki bir süpernovayı da yenmiştir. Ve evet, Korohige'yi düşündüğümüzde yani ben Korohige ile Luffy yani katastrofik tutulamayan bir elektron olarak ikisini çok benzetiyorum. Çünkü bu ikisi o kadar marine, dünya hükümetine ve dünyaya o kadar büyük bir sorun olacaklar ki ben bu ikisinin 5 milyarından aşağı bir Wanted Prime görmüyorum. Göremiyorum yani. Bu 5 milyarı aşacaklar bu iki karakter. Yani şimdilik öyle değil tabii ki de. 10 tane size karakteri sıraladım. Daha 9 tane daha var. Artık bilin o 9 tane karakterler direktmen 4 ile 5 milyar ve 5 milyarın üstü de var. Ardından o videoyu da yapacağım. Ondan dolayı takipte kalınız, abone olunuz. Bu Güzel Soy kanalındaydınız. Ben Burak Güzel Soy. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ciao.